Söylemek isterim ki sevgili başkanım, keşke bu kararı almadan önce, ki her zaman yaptığınız şey, önce Beykozlu'yla paylaşsanız bölgedeki sorunlu, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza bunu sorsaydınız. Ki daha dün muhtarlarla görüşme yaptım. Yaptığımız görüşme sonucunda söyledikleri, bizim haberimiz yok Gülay Hanım, bu konuyla ilgili, bu projeyle ilgili bizim haberimiz yok. Beykoz Çayırı Beykozlu'ya kalmalı. Beykoz Çayırımıza kimse dokunmasın. Çünkü Beykoz Çayırı'nda bizim gençliğimiz, Beykoz Çayırı'nda bizim çocukluğumuz, adı üzerinde tarihi Beykoz Çayırı'nda Beykozlu'nun tarihi var, geçmişi var. İlla ki orada bir çalışma yapmak istiyorsak arkadaşlar, mesire alanı olarak düzenlenme durumu var orada. Çayırı millet bahçesine çevirmek yerine mesire alanı olarak çevre düzenlemesini yapabilirsiniz. Orada imar artışı yapmanıza gerek yok. Beykoz'un orada yapılanmaya ihtiyacı yok. Olanı düzeltin. İlla da siz millet bahçesi yapmak istiyorsanız, Beykoz'un 380 bin metrekarelik alanında çok yer var. Millet bahçesini orada daha uygun yerlere yapabilirsiniz. Burası zaten milletin bahçesi. Milletin bahçesine dokunmayın diyor Beykozlu.